Demir Spor.net'ten herkese merhabalar. Bugün ikinci bölümde karşınızdayız. Biliyorsunuz gün boyunca zaten ilk videomuzu yayınlamıştık. Orada transferleri konuşmuştuk. Bursaspor maç öncesini konuşmuştuk ve ilk yarıyı değerlendirmiştik. Bugün de Bursaspor karşısında kendi evimizde aldığımız 2-1'lik bir mağlubiyet var. Bunu konuşmaya çalışacağız. Eksikleri konuşmaya çalışacağız. Maçı değerlendirmeye çalışacağız. Abiler tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kontrolü gelmedi de ondan şey yaptım yani. Şimdi şöyle başlayalım. Biliyorsunuz 2-1'lik bir mağlubiyet var kendi evimizde. Furkan seninle başlayalım. Maçı nasıl değerlendiriyorsun? Maç içindeki değişiklikleri nasıl değerlendiriyorsun? İlk yarıyı nasıl değerlendiriyorsun? Şöyle güzel bir analizini alalım. Bildiğiniz üzere kendi iç sahamızda evimizde 9 maçta yenilmiyorduk. 5 galibiyet 4 beraberlik şeklinde. Arkadaşlar maalesef şimdi maçın öncesine gelirse Bursaspor çok gol atan, çok diri oynayan, maçı 90 dakika oyunu sürdürmeye çalışan bir ekip. Çünkü gençler ve kendi potansiyellerini yansıtmaya çalışıyorlar. Ve yani bir arada oynama alışkanlıkları çok yerinde ve oynadıkça oyunlarını geliştiren bir kadroya sahip Bursaspor. Bundan dolayı ben bir noktada açıkçası oyunun onların lehine daha olumlu taraflarına kayabileceğini düşünüyorum ki öyle oldu. Şimdi kadro açısından 4-2-3-4 ile başladık. İki ön lider öyle. Aslında ilk yarıda Cüneyt Çolakoğlu'nun yapmak istediği şey çok yerinde bir şeydi. Belki Bursaspor da buna izin verdi. Topa sahip olup Bursaspor kendi alanında kapacağın toplarla bu tarafta ataklara gidip az ataklar bol gol pozisyonuna girmeler, yani gol pozisyonunun mümkün altında zorlamaya çalıştı. Potansiyelli ataklara yüklenmeye çalışan bir Bursaspor. Demirspor ise ilk yarıda topa sahip olduğu bir ara %70'lere varan bir topa sahip oranına sahipti. Bu noktada aslında Demirspor ben ilk yarı daha elinde tutan bir oyun sergilediğini düşünüyorum. Top kontrolü yerindeydi. Yeri geldiğinde iki stoperi stoper tandemlerini orta sahaya kadar getiren tabii Bursaspor'un da orada bir set olarak bir karşılığı yoktu. Üçüncü bölgede hiç basmadılar. Bu da bir taktik tabii ki de. Deplasmanda oynarken önce yani rakibine topu bıraktı. Kendi sahasında kabul etti. Ve arada hiç boşluk bırakmadı. Maçın ilk yarısının orta bölümlerinde sağ bekimizi ve sağ açığımızı iyi kullandık. Yunus Tarık işbirliğiyle. O koridoru iyi kullandık. Oradan pozisyonlar, duran toplar yakaladık. Onu pek değerlendiremedik. Pas oyununu iyi oynarken tabii arada rakibin senin pas kayıplarını alıp atağa çıkma potansiyeli var. Bir kez Gökhan bunu yaptı. Açıkçası ben bunu şeye bağlıyorum. Yani topla ve pas kanallı olarak oraya çok giren bir oyuncu. Yani orada kilit bir rolde. Bunları yapması normal ama öyle aşırı kritik bir kayıp olmadı. Atak kısmında ise aslında gol eksiği vardı. Gol atsak düğüm çözülebilirdi. Bursaspor çünkü oraya endekslenmişti. İlk yarı gol yememeye, ikinci yarı oyuna dahil olmaya bence gelmişlerdi. Hatta beraberlik de onlar için avantajlı bir skorla dönmüş olacaklardı. İlk yarıda Dibba'nın kaleci yani orada galeci açıyı kapatıyor. Zor pozisyon. Ama artık bunları atılması gerekiyor. Böyle birlikte. Kilidi açmak adına. Onun dışında ben atak olarak beğendim ilk yarıda Demirspor'u. Çünkü topun arkasına geçen, pasta çıkmaya çalışan ve bunu yaparken de yani ayağa oynayan bir Demirspor vardı. Ama Bursaspor kitlemeye yani ilk yarı oyunu kendi sahasında kabul etti. Topu verdi. Ve kendine geçecek pozisyonlarda daha istatistik olarak sonuca gitmeye odaklandı. İlk yarıda bunu pek becerdiğini söyleyemeyiz. Açıkçası ilk yarıda golün olmaması bence ikinci yarıya gelirsek ikinci yarı Traore, Gökhan bunlar değişikliği oldu. Bence bu değişiklik erkendi. Yani ben taraftarlarımızın gözlemlediğiniz kadarıyla oyuncu değişikliğe yönelik talepler oluyor. İşte şunu çıkar, bu nasıl oynar,
Yani ben bunları çok yapıcı olarak, eleştiri olarak görmüyorum. Çünkü bir şey ifade etmiyor. Yani oyunu okuyan Cüneyt Dumuk'la yani 7 yıldır takımda ve daha oyunu görebiliyor. Yani bu tür eleştirilerdense biraz daha oyun üzerine konuşulabilir. Traore Gökhan değişikliği vardı. Bu biraz tabii topu daha da ileriye taşımak ve atakta daha efektif olmak üzerineydi. Ama Traore'nin de şöyle bir özelliği var ki, ya da rakibin ceza sahası önünde top kaybetti mi ya da atağa çıkarken top kaybetti mi çok kritik hatalara neden olabilir. Bu maçta tam öyle bir pozisyon yaşanmadı ancak yaşansaydı yine gol riski yüksekti. Bursaspor ikinci yarı oyunu daha da yansıttı sahaya. Daha onlar da oynamaya başladı. Gençliğini, dinamikliğini kullanmaya başladılar. Ve bu da iki golde gördüğümüz üzere onların hızlı atağa çıkmasıyla oldu. Bu noktada Bursaspor dersine gerçekten iyi çalışmış. Demirspor ise oyununu düşünüyorum. Bu şekilde gollerde defanstan ziyade Zubas'ın da yani galeri olarak pozisyon alması, açıyı kapatması çok uygun değildi. Yani daha ne kurtarabilecek pozisyonlarda gol yediğini düşünüyorum ben. Açık alanda Bursaspor açık alan bırakırsanın golün de gelebileceğini ve buradan yediğimizi görüyorum golü. Bunlara çalışılmamış bence Bursaspor. Demirspor'a çalışmış ama Demirspor Bursa'nın kilidini açamayınca tam olarak bence kafasında oynamamış yönetimler. Bu eksiklikten dolayı Bursaspor gibi gole dönüştürme yüzdesi fazla olan ataklarını bir takım karşısında böyle goller yememiz olasıydı ve oldu. Açıkçası ilk yarı ve ikinci yarıdaki oyunu ayırırsam ilk yarıda olumlu bir gol vardı Demirspor adına. İkinci yarı Balıkesir maçında gördüğümüz. Başka hangi maç vardı? Ümit Özat'ın bir nebze oynattığı oyunda gördüğümüz o kilidi açamama, büyük takım gibi oynayamama özelliğini gördük. Bu da yani böyle bir farklı yenilgilere, beraberliklere, oyun kitlenmesine yeri geldiğinde o kilit oyuncuların gole dönüştürmesine etkisiz olarak karşımıza çıkıyor. Bunları Demirspor'un aşması lazım. Yani Süper Lig'den bir takımın yeri geldiğinde eze eze top oynaması lazım. Yeri geldiğinde de topu kontrolünde hakim olması gerektiğini düşünüyorum. Bu maçtan yani artık geçti. Geride bırak bu maçtan İstanbul Spor maçında olduğu gibi belki Balıkesir maçında da aynı şekilde baskı yediğimizde bu maçların hepsini sentezlenmesi lazım. Ve Demirspor'un bu kadro eklenen nokta, o transferlere de bağlı olarak daha efektif bir oyun ortaya konmasını bekliyorum. Umarım bundan sonraki maçlar bu şekilde olmaz. Daha iyi oyun bekliyorum. Bu şekilde yani maçın tabii tartışmalı pozisyonları var. İkinci golden önce bizim yediğimiz ikinci golden önce penaltı olabilir mi? Onları da tartışabiliriz. Yani hakemin yönetimi de bence ortadaydı. Onun dışında yani 2-1 gibi bir skor. Bunu aşabilirdik. Ama belki hamleleri de değerlendirebiliriz. Cüneyt'in hamlelerini. Yunus'un çıkması mesela yanlıştı bana kalırsa. Gökhan değişikliği erken geldiğini düşünüyorum. Çünkü ortada bir beraberlik var. Biraz daha oynayabilirdi. Emircan değişikliği var. Onun dışında yeni transferlerimizi değerlendirebiliriz. Bence Aysett'i ikinci golün yenmesi halinde çok iyi bir oyun ortaya koydu. Kendine verilen görevi çok yerinde sahipti. Eze ya bu tür maçlarda Eze kendini tam gösterebilir, gerekebilir. Ama umarım bu maçtan ders çıkartılır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru üzerine başka şeylerde yaklaşabiliriz. Başka yorumlarda bulunabiliriz. Teşekkürler. Tamamdır abi, çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çağrı abi, sen ne düşünüyorsun maç hakkında? Değişiklikler hakkında? Şöyle senden de güzel bir Daha önce biz değerlendirme maça alalım. başlamadan önce hani yaptığımız
Yunus abi de bir Yaptığımız soru programda sorsam şöyle sana. bir şey söyleyeyim. Biraz donma oluyor. Abi sen devam et. Tamam. Yaptığımız hani sohbette şöyle bir şeyden bahsettik. Maçı koparabileceğinden. Fakat daha 5 dakika içinde en az 2-3 net pozisyon buldu sayılır. 3'ü de ofsayta kesildi ama savunmada çok açık vereceğimiz belliydi. Bunun da üzerine Dibba hani karşı karşıya atamayınca maç tamamen kilitlenmiş oldu. İlk yarıyı bu şekilde kapattık. Hani Bursaspor zaten Burak kapacaktı. Ali Akman'la çok hızlı çıkmaya çalıştı. Biz de başa çıkamadık hani defans olarak onunla. İkinci yarıda hani ben değişikliği iyi buldum ama hani arkasından gelen Yunus değişikliğini hiç anlamadım. Bu kadar kötü oynayan bir Dibba varken ya da mesela Akyüz'ün değişikliğini ben gerçekten çok kötüydü. Akyüz'ü de çıkartmadı oyundan. Ben bu maçı yani bir şekilde hocaya yazıyorum oyuncu değişiklikleriyle falan. Bursaspor'un gene diktiyorum ben daha çok. Yani başa çıkamadık o gençlik ateşiyle falan. Bundan sonraki maçlarda da hani kapalı savunmayı nasıl açacaksak bunu bir şekilde çözmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tamamdır. Yani Tuzla gibi açık oynayan takımlar sıkıntı yaşamıyoruz ama böyle kapalı oynayan takımlara karşı inanılmaz sorun yaşıyoruz. Ortada zaten belli bir çözüm Benim çok bir üretilmesi hani gerekiyor. ekleyebileceğim çok bir şey benim çok bir hani söyleyebileceğim bir şey de kalmadı onun hani mesela bize çok şey söyledi bana çok şey söyledi hani 4 atardı falan diye hani gerçekten atardı. Ama o kadar geciktik ki, o kadar saçmaladık ki. Gollerde de hani ben direkt ben Zubas'ın hatası olduğunu da düşünmüyorum. Yani tabii ki hatası var da. Birinci golle Tayyip bozuyor. İkincisinde Aystati ayağındaki topu kaybetti. Zaten o saatten sonra da kalecinin ne yapacağı çok bir şey de kalmıyor yani. Kesinlikle öyle abi. Ben defans olarak sadece şeyi beğenmedim. Hani takımda yeni transferler bence kötü değildi ama ben Samet'in performansını ilk maç için düşünüyorum. Çok ağır. Yani şimdi Yani bence ilk 11 başlamasıyla değerlendirmek gerekiyor. ve Yok ya zaten hani direkt ben eleştirdiğim bir tarafı yok. Ben sadece hani daha ağır kaldığını düşünüyorum Resul'den sonra. Zaten Resul'ün oyundan çıkmasını da ben anlamadım. Eğer yabancı olacaksa gene Dibba çıkmalıydı. Yani her şekilde Dibba'nın 90 dakika oynaması çok anlamsız geldi bana. Teşekkür ediyorum. tamamdır abi, ağzına sağlık, çok güzel özetledin. Cumali, sözü sana bırakacağım. Yarım saatte zaten Furkan konuşurken notlarını aldım. Maç öncesinde de notlarım var. Maç hakkında, hoca hakkında, değişiklikler hakkında şöyle senden de güzel bir özet alalım. Öncelikle ilk yarıdan başlayacağım. İlk yarıda bizim normalde her zaman oynadığımız bir oyun vardı. Sol kanatta sağ ayak, sağ kanatta sol ayak, forvette Akyüz. Bu üçler her zaman stoperlere baskı yapar, kapatırlar. Her zaman stoperlerin pasörlerini kapatırlardı. Yani Bursaspor cidden bize çok iyi çalışarak gelmiş maça Adana'ya. Cidden tebrik ediyorum buradan da Bursaspor'u. Çok iyi çalışmışlar. Yani bizim o tam taktiğimiz olan alan sıkıştırma, alan daraltma şeyimizi yok ettiler herifler. Tüm her zaman topu açtılar kenarlar, açtılar, oraya açtılar, buraya açtılar. Bizi yok ettiler, bize top bırakmadılar. Yani biz Bursaspor'a ilk yarı zaten oyunu kabul ettiremedik adama. Daha etkiliydi bizden ki o Çağrı abi dediği gibi 3-4 tane ofsayttan pozisyonlar vardı. Maçtan önce şey demiştim, ilk golü bulursak biz dağıtırız demiştim ama ilk golü yine Dibba'nın dolayı. Yani o artık bu bitiricilik sorunlarını Guiza gibi herif ya. Atamıyor herif de bir şey var. Büyü yapmışlar sanki. Gol atamıyor herif yani. Yok. Karşı karşıya bir top yok kaçırdı. İlk yarıda Resul çok iyiydi. Sahip çok iyiydi. Yani, genel olarak defans hattımız iyiydi. Ondan sonra yani ilk yarıda dediğim gibi oyunu kabullendiremedik ki orta sahada Hasan Kılıç'la Gökhan çok etkisizdi bir gün ilk yarıda. Ali Sert de yine takım bir iki toparlamaya çalıştı. Attı. Bir apası vardı Dibba'ya zaten orada Dibba kaçırdı. Yani ilk yarıda Ali Sert takımda çok kim adam akıllı kimse oynayamadı.
İkinci yarıda ya ben Gökhan çıkmasını beklemiyordum. Hemen 45'te Gökhan aldı oyundan. Gökhan ki yani kilit açacak bir oyuncu. Bir anda arka hatlara pasıyla ne bileyim Dikpay'ı ne bileyim Yunus'u arka kaçıracak bir oyuncu. Yani Gökhan alması biraz erken oldu. Ağrı da bugün yine klasik Traore. Transfer dönemine gelindiği zaman deli fişek gibi oynar. Transfer dönemi bitince Traore biter. Yani Traore'nin kredisi 3-4 ay ancak. Bu kadar. Bitiyor sonra Traore. Akyüz'e gelirsek yani ben her zaman Akyüz'ü savundum. Dedim, sefirimiz dedim. Birincilik bu. Ama artık Akyüz'ün de kredisi bitmiş bulunmakta. Yani son 3-4 maçtır ya, son yaptıklarından sonra bugün de yani ben de bu artık şey görmüyorum. Art niyet arıyorum artık. Bu Akyüz'ün kaçırdığı pozisyonlarda artık art niyet arıyorum. Bu yani bir yere kaçılacak bir pozisyon değildi. Hele ikinci pozisyonda karşı karşıya kaldı. Hadi iyi pozisyon gelişine vurdun kaçar. Ama ikinci pozisyonda sen kaleciyle karşı karşıya kalmışsın. Topa pas atar gibi dokunuyor. Yani olmaz bunlar. Diyeceğim. Eze şöyle bir şey yani. Sen karşıda kapalı savunma var. Stoperler hızlı ve sen gidip oyunu Eze'ye alıyorsun. Ne kadar mantıklı bir hareket bu. Yani bunun mantığı nerede? Eze sen yapacaksın. 1-2-0 öne geçersin. O zaman Eze'ye al. Koşsun arkaya, koşu yapsın. Bitirsin topları. Zubas'a geleceğim ilk golde. İlk golde tamam Tayyip bozdu çizgiyi. Ama Zubas top pozisyonda her zaman geri kaçtı. O orada azıcık herifin üstüne çıksa zaten herif genç adam ki orada da biraz heyecana kapılıp bu topu kaçırırdı. Zubas'a tutardı çünkü Zubas cidden bu ligin en iyi kalecilerinden biri benim gözümde. Samet Resul değişikliğine geleceğim. Samet sanırım dün idmana çıktı. Dün ilk kez takım idmanına çıktı. Cuma günü o da sadece sabah idmanı yapıldı. Öğlen idmanı da yapılmadı. Sadece sabah idmanına çıktı. Ve sen gidip bugün Samet'le Resul değiştiriyorsun. Yani bunun mantığı nerede? Ki Resul'ü niye oyundan alıyorsun? Herif ileride de oynar, geride de oynar. Her yerde Joker gibi adam. Kaan var sol bekte. Kaan bir güzel şutu vardı. Bir tane güzel ortası vardı Hasan Kılıç'a. Hasan Kılıç yine onu atamadı. Hasan'a gelirsek Hasan bugün hiç Hasan Kılıç gibi oynamadı yani. Hiç ortalar yoktu ortalarda. Hiç kendini gösteremedi. Aysat'ta ise ikinci golde hatası vardı ama Aysat'ı genel olarak bence Ben bir şey Cumali. yok. Teşekkür ederim. Tamamdır, ağzına sağlık. Şimdi ben de aldığım notları anlatmaya çalışayım. Abi ilk yarıyla başlayalım. Zaten kadroyu maç öncesinde de değerlendirmiştik. İlk yarıda ben yani aslında dışında bir Demirspor ama olumlu anlamda beklentimin dışında bir Demirspor izledik. Nasıl beklentimin dışında bir Demirspor izledik? Bir tane oyun vardı sahada. Yani ne kadar doğru, ne kadar yanlış bu sabaha kadar tartışılır. Ama ilk yarıda bir oyun vardı sahada, bunu konuşabiliriz. Neydi bu oyun? Bunu anlamak gerekiyor, bunu görmek gerekiyor. Aysaç üzerinden çizmeye çalışılan bir oyun vardı. Ve maç öncesinde de aslında yaptığımız yayında şunu söylemiştim. Ben ikinci ve üçüncü bölge arasında kullanmak gerekiyor Aysaç'ıydı. Bizim de eksik olduğumuz mevki neydi? İkinci ve üçüncü bölge arasında oyun kuracak bir oyuncu ihtiyacımız vardı. Bizim zaten savunmanın önünde Gökhan gibi, Traore gibi, Hasan gibi bu ligde kendini kanıtlamış ve kalitesini ortaya koymuş orta saha oyuncuları var. Bizim onların önüne teknik anlamda kalitesini katabilecek oyuncu ihtiyacımız vardı. Kerim Avcı vardı, oynamadığı için Aysaati geldi. Aysaati de bu açığı kapatabilecek bir oyuncuydu. Şimdi temel anlamda Aysaati'nin üzerine oyunu kurmak mantıklıydı. Ama şimdi nerede oynattığınıza bağlı bu. Şimdi biraz daha mantığını oturtmak için. Aysaati gördüğümüzde baktığımızda şey ilk kere daha çok savunmanın önünden top alan oyuncu konumunda oynadı. Bu da bazı defolar ortaya çıkarttı. Bunu zaten anlatmaya da çalışmıştım Twitter'da. Burada biraz daha anlatmaya çalışayım. Şimdi Aysaati savunmanın önüne geldiğinde orada aslında Aysait'in yapması gereken şey değil de Gökhan yapıyordu zaten. Normalde Gökhan'ın yapması gereken şey Aysait yapmaya başladı. Şimdi Aysait'i geriye gelmeye başlayınca bu sefer onun bıraktığı alanda yani rakibin savunmasının önünde bir boşluk kaldı. Oraya da Hasan gitmek zorunda kaldı. Hasan gidince de bu sefer Aysait'i Gökhan inler, Hasan oldu. Yani aslında tam tersi olması gerekirken Hasan Gökhan inler, Aysait olması gerekirken Aysait Gökhan Hasan oldu. Hasan savunmalar şeyde bu ikinci bölge ve üçüncü bölge arasındaki oyuncu oldu. Şimdi işler böyle olunca orta sahada bir agresiflik sorunu ortaya çıktı. Bir sertlik mi diyeyim artık farklı bir tanımda şu an tam anımsayamıyorum şeyi. Orta sahada bir yumuşaklık diyelim ya da böyle adlandırmak daha doğru. Orta sahada bir yumuşak karın oluştu. Bursaspor da burayı çok çok etkili kullandı. Çünkü fizik olarak bitik bir Aysaite yani direnç koyamayacak bir Aysaite
direnç koyamayacak bir konu olunca şimdi Burak gibi, Ali Akman gibi genç, dinamik, hızlı oyuncular olunca Bursaspor çok rahat bir şekilde Demirspor kalesine gelmeye başladı. 10. dakika, 15. dakika, 20. dakikada, 25. dakikada her türlü geldiler istedikleri şekilde. Şimdi bunu kapatmanın 2 tane, 2-3 tane yolu vardı hatta öyle söylemek gerekiyor. Bir tanesi ön tarafta topu kaybettikten sonra rakibe baskı yapmak gerekiyordu. Topu kendi Demirspor'un alanına taşımamaları için. İkincisi nedeniydi abi. Topu kaybettikten sonra hemen savunmaya dönmen gerekiyordu. Yani rakiple ilgilenmeyecektin. Orada Bursaspor'un savunmadan topla çıkarması falan uğraşmayacaktın. Direkt takım savunmaya çekecektin. Bursaspor'u kovalayacaktın. Bu şekilde yapacaktın. Bunu da yapmadın. Üçüncü bir şey yapabilirdin. O da neydi abi? Devre arası değişikliği. Traore'yi alıp oyuna. Gökhan İnler'i kenara alıp. Traore, Aissaiti, Hasan yapmaktı. Şimdi ilk yarıda böyle devam ederken oyun ikinci yarıya değişiklikle başladı. Her şey çok güzel oldu ama bir şey daha değişti. İlk yarıdaki oyuna göre oyuncu değişikliği yapıldı. Ama ikinci yarıya başlarken de bu sefer ilk yarıdaki oyun değişti. Aslında ikinci yarıya başlarken oyuncu değişikliği ilk yarıdaki oyuna göre yapılmıştı. Şimdi ikinci yarıya nasıl bir oyunla başladın? Aissaiti'yi ön tarafa gönderdin. Hasan geriye geldi. Traore de Aissaiti'nin bir tık önüne gitmeye başladı. Aslında orada sen Traore'yi oynanırken orta sahaya sertlik katsın diye aldın. Yoksa az önce Cuma Ali ne dedi? Traore 3-4 ay zaten bu. Oynar belli bir süre sonra oynamaz. Şimdi Traore'den doğru faydalanmak gerekiyor. İkinci yarıda Gökhan'ın aldığı, Gökhan'ı çıkartırken oraya Traore'yi çekseydi mesela Traore, Aissaiti savunmanın önünde topu alan Traore orada fiziki anlamda sertliği koyan, agresifliği koyan oyuncu olsaydı Hasan'ın önünde ilk yarıda yaptığı rolü koy, şey yapsaydı, devam etseydi Demirspor da ön tarafta oynamış olsaydı o zaman Demirspor zaten ilk yarıdaki güzel oyuna devam edecekti. Ekstra da Traore'den verim alacaktı. Orta sahayı kapatacaktı. Tamamıyla rakip sahaya gidecekti. Abi şimdi böyle bir şey olmadı. Oyunu değiştirmek zorunda kaldı. Bu sefer ne yaptın abi? Topu Bursaspor'a verdin. Sen topu Bursaspor'a verdikten sonra savunma arkasına top aldın. Belki Tayyip'in, belki Zubas'ın hatası. Ya bu çok önemli. Sonuçta yapılan bir hata var. Ve o kadar uzun metrajlı bir pası savunma arkası hiçbir şekilde geçirmemen gerekiyor. Geçirdin. Geçirdikten sonra golü buldun. Golü bulduktan sonra ilk yarıdaki oyuna dönmeye çalıştın ama ilk yarıdan farklı bir şey vardı. Skor. Skor farklıydı abi. Adamlar 1-0 öne geçmişti. Artık 1-0'a oynayan Bursaspor vardı. 3 puan ya da 1 puanı cebine koymak isteyen Bursaspor vardı. İlk yarıda 1 puanı kaybetmek istemeyen, alabileyim diyen Bursaspor vardı. Şimdi böyle değişkenler oluştu. İkinci yarıda sonra oyuncu değişiklikleri falan gelmeye başladı. Eze geldi. Samet girdi oyuna. Ondan sonra başka kimseyi aldı mı çok hatırlamıyorum. Mehmet Akgüz'ün kaçırdığı pozisyonlar var. Ya Mehmet Akgüz zaten böyle bir adam. Sürekli kaçıran bir adam. Bu sadece Bursaspor maçına has bir durum değil. Dönüp baktığımızda geçen sene Boluspor maçını statta izlemiştim. Evet, 2-0'dan can aldım. 5 dakika falan da. çok da önemli değil zaten Emir Can Alman'ın. Ama sonuç olarak 1-1 bulduktan sonra da yine doğru oyuna devam etmek istedim ama farklı bir pozisyon oluştu. Orada el pozisyonu oldu. El pozisyonundan sonra yine savunma arkasından bir top aldım ve orada yani golü buldu Bursaspor. Bursa golü attıktan sonra zaten oyunu tamamıyla kaybetmiş durumdaydın. Ya benim açımdan maç böyle. Açıkçası ilk yarıyı beğenmiştim. İkinci yarıya da oyuncu değişikliğini de beğenerek başlamıştım ama ondan sonra gelen oyuncu değişiklikleri, Yunus'un çıkması. Yunus zaten ilk yarıda en etkili isimlerden bir tanesi. Abi kaç tane pozisyona sokmaya çalıştı Tarık'la birlikte. Şimdi Yunus çıkınca, Eze girince bu sefer sağ tarafta Tarık'ı da kullanamadın. Sol tarafta zaten kullanamadığı bir Kaan, bir Dibba var. Ki mesela Dibba neden 90 dakikaya da 70-80 dakika sahada kaldı onu da anlayamadım. İlk yarıda mesela Aissaiti'lerine bir tık daha koyup Bursaspor'u rahat bir şekilde yenmek varken ilk yarıdaki Aissaiti'nin oyunu düşürdü. Yunanistan nereden çıktı? Yunus'un oyununu düşürdü. Ondan sonra zaten Bursaspor'un 2-1'lik galibiyeti geldi. Benim açımdan da maç bu şekilde. Yani sadece Gökhan ve Traore değişikliğini ben doğru buluyorum. Diğer değişiklikleri çok da doğru bulmuyorum. Maç değerlendirmem bu şekilde. Bu maçtan sonra Demirspor 31 puana kaldı zaten. Bursaspor da 30 puanla yükseldi. Yani Bursaspor gibi transfer dahi yapamayan bir takım şu an hemen hemen bizimle aynı puanda ve bugün bu takıma yenildik. Açıkçası bunun çok konuşulması, çok üzerinde tartışılması gerekiyor. Neden böyle oldu diye. Şimdi biraz da Cüneyt Hoca'nın performansını konuşalım istiyorum. Şöyle Çağrı abi senle başlayalım. Cüneyt Hoca'nın performansı hakkında ne düşünüyorsun? Sence umut vaat ediyor mu yoksa hani çok da umut vaat etmiyor mu? Ümit Özat'ın son dönemleri gibi mi? Bu konu hakkında düşünceler merak ediyorum abi. Ne düşünüyorsun? Ya şimdi şöyle bir şey var. Hani Ümit Özat'la kıyaslayacak halimiz yok tabii. Fakat
Şöyle bir şey var şimdi. Bizim takımda sıkıntı var. Ben hocayla hani değişiklikler konusunda tabii ki sıkıntılar var. Ben hala anlamadım Yunus niye çıkar. Hani başka efektif bir adam yokken. Zaten Yunus Bey çıktı, Tarık da bitti. Diğer kanadı zaten kullanmıyoruz. Kaldı. Yapamadık. Cüneyt Hoca'nın hani ben ilk başta şu Cüneyt Hoca'dan önce ben Mehmet Ali Özgür'ün sorunun çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü Mehmet Ali Özgür mesela 2-3 tane kaçırdı. Dip ile kaçırdı. Şu maçta en az 4-5 tane vardı zaten. Ve şu maçta 5 tane atsaydın hani ne hoca konuşulurdu ne başka bir şey konuşulurdu. Ya bizim önce şu mental problemleri çözmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani hocadan kasıt. Ve bunu da başkan da çözemez. Doğru. Hani öyle de bir şey var. Böyle çözmemiz gerekiyor. Yani bilerek mi atmıyorlar? Bir mental bir şey mi var? Yetenek mi o kadar da biz abarttık? Yani Dippa dediğimiz adam şu an sıfır golle. Gol atmadım bu Ya sezon ikinci ben forvet adam sanırım sıfır ama. golle kalamaz. Mümkün değil kalamaz. Oğlum ama 8-9 tane asisti var sanırım bu yıl. Var bayağı asist var Hayır ya. yani 8-9 tane asisti var da bir tane atma atma da. İkinci forvet dediğin gol atmak zor. En azından boş kaleye at yani. Mehmet abinin kaçırdıkları. Ya ben dediğim gibi hani ben hocadan öte şu takımda mental bir problem olduğunu düşünüyorum. Ne zaman geriye düşse çok büyük sıkıntı yaşıyor bu takım. Ve yaşayacak da. Ben Bolu maçı mesela daha da zor geçeceğini düşünüyorum. Hani başka bir şey söyleyemeyeceğim. Ben hani hocayla çok bir iki hatası tabii var ama ben önce takımdaki mental problemin düzelmesi gerektiğini düşünüyorum. Tamamdır. Hava ağzına sağlık. Furkan sen ne düşünüyorsun abi bu konu hakkında, Cüneyt Hoca hakkında? Teknik direktörler tabii takıma etkisi yani tartışılmaz bir şey. Yani yıllardır Demirspor'un maçlarını izliyoruz. Yani Demirspor'da ben yani şunu görüyorum yıllardır. Yani ne oynadığı belli olmayan bir takım oluyor genelde. Böyle dediğim gibi zaten hayatta paralel giden böyle bir bakmışsın geriye düşmüş, bir bakmışsın maçı çeviren. Yani her şeyden önce Demirspor'un ne oynadığını bilen bir yapısı olması lazım. Hele böyle bir kadro yapılanması da. Yani bu kadroya 2-3 transferle Süper Lig'de yani böyle baş alt demeyeyim de tabii düşmemeye oynayacak bir takım kurabilirsin. Önce tabii kadroyu değerlendir. Yani şimdi teknik direktörün bahane bulacak hiçbir şey yok yani. Tabii bilmediğimiz şeyler varsa. Onun haricinde bu kadroyu kime versen yani herkes çalışmak ister. Şimdi Ümit biz niye kızıyorduk? Ya kardeşim dedim. Yani böyle bir kadro var. Sen yok Chelsea'den bahsediyorsun. Yok işte defans yapmaktan bahsediyorsun. Yok işte golünden ben atayım diyorsun. Yani biz bundan tartışıyoruz. Neden? Sende bir kadro var. Onu oynat abi. Yani senin işin bu. Sen gecen gündüzün o takım olsun. Sen onu oynat. Yeter. Başka bir şey istemiyorsun. Yani. Şimdi bizim beklentimiz de bu yönde. Hani basit bir kadro olsa hani böyle bir sen defansa çekiyorsun. Hani kimse bir şey demiyor. Cüneyt Burnu 4-1-4-1 de oynuyor, 4-2-3-1 de oynatabiliyor. Maça göre reaksiyon da alabiliyor. Ama şöyle bir şey var. Yani maç maç gideceğini söyleyen teknik direktör yani biraz rakibine göre de çalışabilir. Şöyle diyebilir. Ya ben zaten çok güçlü bir kadrom var. Ben ne yapacağım kendi isteğim vardır. Rakibim onu kabul eder. Yani ben açıkçası Demirspor'u böyle oynamasından yanayım. Ama bunu bir türlü oturtamadı. Neden? Gelen giden oyuncular var. Ümit Özat bırakıyor. Cüneyt Hoca geliyor. Yani burada da bir noktada yönetimi eleştirebiliriz. Çünkü Ümit Özat'ta olmayacağı belliydi. Cüneyt Bulutlar'da önceki teknik direktörümüz. Orada da nispeten bir başarısızlık var. Daha böyle vizyoner teknik direktör gelebilir. Daha taktisyen bir gelebilir. Tabii taraftarlarımız dile kolay 26 yıldır lige çıkamamanın sabırsızlığı da var. Bir de etkin bir taraftar yani sürekli Twitter'da kendi arasında ve canlı bir taraftar grubuyuz. Onun da etkisi var. Ama ben şunu istiyorum yani Demirspor ne oynadığını bilsin. Nokta transferler yapsın. Böyle bir oyun istiyoruz. Cüneyt Bulut'lar yani
yeterli süreyi de buldu aslında yani takımla çalışma babında. Ama bir türlü yani böyle aksak oyun oynanıyor. Mesela Tuzla maçının ilk yarısı çok iyi. Maç sonucunu ele getirebiliyorsun ama bir hafta sonra Balıkesir karşısında baskı yemiş bir oyun oynuyor. Yani her şeyden önce bu oyuncu grubuyla ne oynamak istediğini bilen bir teknik direktör ve taktik gerekiyor bize. Ben Cüneyt Hoca'nın bu noktada biraz eksik kaldığını düşünüyorum. Dışında yani oyuncu grubunun da bir sıkıntısı yok. Yani önceden beraber Aysel'i, Akgüs beraber oynamışlar. Traore tecrübeli, Zubas, Bufanya milli takımın kalecisi. Yani sadece biraz daha sonuç odaklı ve çözüm odaklı oynamak gerekiyor. Taktiği ona göre belirlemek gerektiğini düşünüyorum. Cüneyt Hoca'nın bunlara iyi çalışması lazım. Bu maçı geride bıraktık. Artık önümüzdeki maçlarda artık yani rakiplerimizle hem gerideki rakiplerimiz hem öndeki rakiplerimiz gerekli takviyeleri yaptıklarını düşünüyorum. Artık daha kıran kırana bir lig var. Formasyonu, taktiği ona göre belirlemek. Bu şekilde Demirspor'un bir sistemi olmalı. Ne oynadığını bilmeli. Ve takıma yaymalı bu oyun tarzını diye düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Tamamdır abi, ağzına sağlık. Cumali sen ne düşünüyorsun abi, Cumali şeyle Cüneyt Hoca ile ilgili? Abi önce şundan başlayacağım. Cüneyt Hoca'nın geçen yıldan beri bir sıkıntısı var. Yani değişiklik yapmayı bilmeyen bir hoca, açık söyleyeyim. Yani bize oyunu çok okuyabilen bir hoca değil. Mesela buraya not alacaksın tek tek. Mesela Samet. Demin de söyledim. Samet daha dün Cuma günü sadece idmana çıktı. O da bir idmana çıktı. Sadece sabah o kadar. Bitti. Sen bu adamı hangi yürekle neye güvenerek oyunu alıyorsun? İki. Sen Eze'yi neden kapalı? Eze'nin nasıl oyuncu olduğunu biliyorsun. Eze hızlı bir oyuncu. Seri defans saksı atan toplarla çıkacak bir oyuncu ama sen Eze'yi kapalı bir defansa karşı oyunu alıyorsun. Ya bunun neresinde mantık var? Sen sonra gidip Dibba'yı oyundan niye çıkarmıyorsun? Dibba bugün çok etkisizdi. Ya bugün hiç isteyen o asıl Dibba içeri kat eden, çalım yapan eden Dibba yoktu. Niye yoktu? Çünkü herifler kapalı defansta. Sen Dibba'yı niye Emircan almadın mesela? Bunu ben sana sorarım. Ya da sen niye Resul oyundan çıkarıyorsun? Senin defansının belki mi? Belki Resul olsaydı ben ikinci golü yemezdik. Açık oradan yine o bir deparını atardı herif. Gider o topu kurtarırdı. Bir şey yapardı Resul. Sonra ya Yunus sen Yunus'u niye oyundan çıkartıyorsun? Yunus takımın en iyisiydi neredeyse. Çünkü Yunus'ta şöyle bir şey var. Bir anda Cengiz Ünder gibi. Top bir anda sol ayağına aldı mı çat diye vurdu mu gol olma ihtimali çok yüksek bir oyuncu. Golle yakın bir oyuncu. Aysati'yi bugün Yunus abi dediği gibi kullanmayı denedik biraz. Aysati'yi biraz daha kullanmayı öğrenirsek çok etkili ve faydalı olacağını düşünüyorum. Yetenekli bir topçu. Bugün de gördük. Oyunda Aküz dediğim gibi eşledim ama Aküz'ün bugün oyunda kalması doğruydu. Çünkü Aküz çıkardığın zaman ileride oynayacak bir forvetin yok. Hava topunda şey yapacak bir forvetin yok. Aküz'ün kalması doğruydu. Bu takım Bursaspor'a hiç çalışmadı mı? Bursaspor'un hızlı, seri bir takım, genç bir takım olduğunu biliyorsun. Ve sürekli arkada geniş alan bırakıyorsun. İşte Bursaspor'a. Sürekli geniş alan bırakıyorsun. Ve yetmezmiş gibi Samet daha dün idman çıkmış hem de Samet çok ağır bir oyuncu. Nasıl ne kadar fizikli 1.90 herif nereden baksın. Deve gibi herif. Sen gidip oyunu alıyorsun herif. Yavaş oyuncu. Ağır. Çalışmadın mı sen Bursaspor'a? Oyuna ya da bu takımın hiç B planı yok mu? Yani geriye düştüğü zaman her zaman Demirspor böyle geriye düştüğü zaman el ayağı birbirine giriyor. Her zaman böyle bu takıma yani Gökhan olsaydı mesela geriye düştüğümüzde bize en çok fayda verirdi. Çünkü tecrübeli bir oyuncuydu. Mesela geçen sene Menemen maçı vardı. Bizim 2-0'dan 3-2 yaptığımız. Nasıl aldık o maçı? Tecrübeyle kazandık. Yani diyeceklerim bu kadar. Cüneyt Hoca ya kendine gelsin. Buraya da dedim Bolu maçında kaybedecek herhangi bir puandan sonra Cüneyt Hoca yolcu gider. Karadis'te biter. Tamamdır. Ağzına sağlık. Çağrı abi sen şey yaptın mı? Söz verdin mi? Tam unuttum da. Cüneyt Hoca ile ilgili şey yaptın değil mi? Konuştun Ben sen. şey dedim ya işte hani bence değil de aynen öyle. Daha çok Cüneyt Hoca'dan çok mental problemler var. Hani Aynen. çözmemiz gereken diye söyledim. Tamamdır abi. Ağzınıza sağlık. Şimdi ben de ufak bir Cüneyt Hoca ile ilgili konuşmak istiyorum. Yani çok uzatmayacağım Cüneyt Hoca'yı. Yani önce bir teknik direktörün takımının yeteneğini bilmesi lazım. Takımdaki futbolcuların yeteneğini bilmesi lazım.
takımdaki futbolcuların yeteneğini bildikten sonra takımdaki futbolcuların potansiyelini bilmesi lazım. Bu ikisini çok iyi kavradıktan sonra hem rakibe göre hem ligde bulunduğu konuma göre hem de bulunmak istediği konuma göre. Mesela şöyle düşünün. Adana Demirspor'un hedefi nedir abi? Şampiyonluk. O zaman Adana Demirspor'un şampiyonluk mentalitesinde bir tane hoca bulması lazım. Hocanın da şampiyonluk oyununu oynatması lazım. Cüneyt Hoca şu an kafanızda bu profili sergileyebilecek bir hoca mı? Benim kafamda açıkçası bu profili sergilemiyor. Neden sergilemiyor? Bunun birçok örneği var. Bursaspor maçında da gördük. Ondan önceki maçlarda İstanbulspor maçında da gördük. İstanbul Balıkesirspor maçında da gördük. Ya Demirspor bir tane maçta belki kötü oynayabilir. Bir tane maçı oynayarak kaybedemez ya da kazanamaz. Fark etmez. Bu kadronun potansiyeli, bu kadronun mevcut yeteneği bunu oynamaz. Yani biz Ümit Özat'ı göndermeseydik, tamam mı? O da zaten bir aşağı bir yukarı, bir galibiyet bir eksik. Bunun aynısını yapacaktı. Bir farklı bir şey yapmayacaktı ki. Bizim Ümit Hoca'yı istemememizin sebebi zaten bu takımın potansiyelini bilmemesinden kaynaklı. Bu takımın yeteneğini bilmemesinden kaynaklı ve bu takımın hedeflerini bilmemesinden kaynaklı. Bunun farkında değilse artık farkında olması gerekiyor ve buna göre bir oyun üretmesi gerekiyor. Yani televizyon başında, YouTube'da işte kulübün YouTube hesabına ya da kulübün resmi hesabına çıkıp şunu söylemek kolay. Yani işte biz Demirspor hücum yapar, savunma yapmaz. Bunu söylüyorsan bunun altını da oynattığın oyunla ve çıkardığın takımla doldurman gerekiyor. Eğer bunu dolduramıyorsan geçiyorsun. Yani bir hafta belki 2-1'de yarın bir gün 6'ya Samsunspor'a karşı bu şekilde sahada şey yaparsan, performans sergilersen o zaman 3'ü değersin, 4'ü değersin, 5'i değersin. Affetmezler. Az önce Çağrı abinin söylediği gibi mental anlamda da takım hazırlaması gerekiyor. Hem mental anlamda hazırlaması gerekiyor. Hem futbolcuların oyun anlamında verim almak ki verim alması gerekiyor. Maksimum verim alması gerekiyor. Hem de farklı işleri daha farklı şekilde fiziksel anlamda da hazırlamak gerekiyor. Bunların hepsini yapabilecek hoca Cüneyt hocamın sorusunu sorarsak aslında zaten Cüneyt hoca ile ilgili kafamızda az çok şey belirir. Ben açıkçası çok bakmadığım bir hoca. Sıcak bakmadığım bir hoca. O yüzden daha fazla laf uzatmak istemiyorum. Ben az önce yayına girmeden size söylediğim gibi Adana Spor maçını göreceğini ben çok düşünmüyorum. Ya da Adana Spor maçından sonra da gönderilebilir. Ben çok uzun görmüyorum. Galibiyeti alsa da çok uzun görmüyorum. Çünkü ciddi anlamda yatırım yapılıyor. Ciddi anlamda transferler yapılıyor. Değerli transferler yapılıyor. Bugün baktığınızda ya Ali Said olsun, Yunus olsun, Emircan olsun, Dibba olsun, Mehmet Akgüz olsun. Ya şu an kötü durumdalar. Bunu kimse savunmuyor. Resul olsun, Samet olsun. Ya Zubas dahi. Bunların hepsi şu an belki performans anlamında kötü durumdalar ama potansiyel anlamında Süper Ligi vaat eden oyuncular. Ya bugün Resul'ün Fenerbahçe transferi konuşuluyor. Fenerbahçe Başkanı Resul'ü soruyor. Yani düşünebiliyor musun? Fenerbahçe bugün Süper Lig'de ikinci sırada, üçüncü sırada şampiyonluğu oynayan bir takım. Şimdi Samet Akaydın Sivasspor'un elinden alıyorsunuz. Gaziantep'in elinden alıyorsunuz. O Gaziantep şu an ligde ilk 5'e, ilk 5'te ilk 6'ya oynayan bir takım. Şimdi Yunus Akgün Galatasaray'ın futbolcusu. Emircan Altıntaş Alanyaspor'un futbolcusu. Aynı şekilde ilk 5'e, ilk 6'ya oynayan bir takımdan aldığınız futbolcu. Bunların hepsini bir araya getirdiğinde aslında Süper Lig kalitesini, Süper Lig seviyesinde performans çıkartmanız gerekiyor ortaya. Şimdi bunların hiçbirinde daha da kötüye giden bir performans sergiliyorsunuz. Bunu yaparsanız kusura bakmayın ama ya belli bir süre sonra artık yani farklı şeyler söylenir. Şu an hemen şey yapmak istemiyorum. Yargıda çıkartmak istemiyorum. Şu an yani ya, lafı da toparlamak gerekiyor. Daha çok da uzatmak istemiyorum. Birazdan şey de yapacağım hani YouTube'daki yorumlara da bakacağım. Oradan gelen şeyler de var. Bir iki tane soru da var. Yani işin özü Cüneyt Hoca'nın farkında olması gerekiyor. Hem mevcudun hem potansiyelinin farkında olması gerekiyor. Elindeki kadro belki bir daha Demirspor tarihinde bulamayacağı kadar iyi, değerli bir kadro. 3 sene sonra, 4 sene sonra böyle bir kadroyu göremeyebiliriz. Ya bunun farkında olması gerekiyor. Bunun futbolcuların da farkında olması gerekiyor. Bir daha böyle bir kadro yapısında oynayamazlar. Ali Saito bir daha bu kadar kaliteli bir kadro bulamaz PTT Ligi'nde. Mehmet Akgüz de böyle bir kadro bulamaz. Arkasında Ali Saito'nun, Dibba'nın, Yunus Akgün'ün, Emircan'ın oynadığı bir kadroyu bulamaz. Cüneyt Hoca da bulamaz. Ya belki farklı yollardan bulabilir ama teknik direktör yeteneğiyle kimse yani böyle bir kadroyu vermez. Bunların hepsinin farkında olması gerekiyor ve buna göre bir organizasyon, bir oyun planı çıkartması gerekiyor ve oyun planının da mutlaka sezon sonunda şampiyon yapması gerekiyor. Ya bu takım playoff oynamaz. Belki playoff kabul edilebilir gibi görünüyor ama bu kadar para, harcanan bu kadar para, yapılan bu kadar transferler ya playoff'u kabul etmez. Bunu taraftar da kabul etmez. Bence etmemeli de. Ya benim düşüncem bu konuda bu. Başka çok söyleyebileceğim bir şey yok. Transferlerin performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya biraz da onu konuşalım. Sen Ayı Saiti'yi nasıl buldunuz?
Eze'yi nasıl buldunuz? Dururken aslında değindik ama yine de transferler hakkında ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Düşüncelerinizi biraz merak ediyorum. Çağrı abi sen nasıl buldun abi Eze'yi, Aysait'i? Mesela Aysait'i bence uzun zamandır görmediğimiz, Demirspor'da görmediğimiz bir profil. Ya orta sahada en son ne zaman böyle bir teknik oyuncu izledik? Bu kadar oyunu etkileyebilecek, bu kadar domine edebilecek ve oyun üstünde oyun kurulabilecek bir oyuncu ne zaman izledik? Açıkçası ben çok hatırlamıyorum. Belki Thiago'lar falan o dönem olabilir. Ne düşünüyorsun? Transferler hakkında şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi hani Cumali'nin söylediği gibi bir kere Samet daha Cuma günü antrenmana çıkmış. O da ter idmanı. Bugün sahaya sokuyorsun. Ve çok ağır geldi. Dediği gibi 1.90 falan boyu var sanırım ve çok ağırdı. Bursa'nın hızlı ataklarına karşı koyamayacaktı. Koyamadı. Onun yerine mesela ben Semih'i daha çok tercih ederdim. İlla böyle bir değişiklik olacaksa. Kaan'a geleceğiz. Yani Mehmet Usta'dan daha iyi olduğu kesin. Yalnız hani goldeki ortası dışında ortalarının da çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Özellikle iki tane frikikte. Bilmiyorum çok etkisiz geldi. Ama yine mücadele etti. Hani ilk maç için bir şey diyemeyeceğim. Eze'ye geleceğiz. Eze de kayboldu gitti. Yani kaybolacaktı zaten. O da hep söylediğimiz gibi. Hani kapalı savunmaya karşı yapamayacak bir adam. Biz böyle geri çekileceğiz. Eze kontra ataktan hızlı bir şekilde çıkıp gidecek ileriye. Ben söylemiştim. Hani İstanbulspor maçını örnek vermiştim. Bizi böyle araya top atacak, topu hani kontrol edecek, gerekirse geriye kadar gelip oyun kurabilecek bir adama ihtiyacımız var dedik. Traore yapamaz. Gökhan çok ağır bir oyuncu zaten. Hasan var. Hasan da kendi içinde çırpınan bir çocuk. Ki bugün gene golü attı. Bizim gerçekten ihtiyacımız vardı. Ben Aysat'ın çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Golde hatası var. Yok değil tabii ki. Ama ilk maçında günah olmaz diyorum. Yani bayağı emek verdi. Özellikle dip bayağı attı ara pasa. Hani ben dikkat çekiyorum. Hani çoğu topçunun atabileceği bir ara pas değil o. Ben böyle düşünüyorum. Hani transferlerin kötü olduğunu çok düşünmüyorum. Zaten diğerini de görmedik. Aynen. Rangel'i de görmedik. Aynen öyle abi. Ağzına sağlık. Görmeyiz de. Şöyle bir hatırlatma yapayım. Şu an yayını takip eden arkadaşlar düşüncelerini şeye canlı sohbet soruları varsa yine canlı sohbet kısmına yazabilirler. Cüneyt Hoca ile ilgili, transferlerle ilgili, maçla ilgili neden böyle olduğu, ileride neler yapılabilir bunları bizimle paylaşırlarsa çok güzel olur. Burada da okumaya çalışacağım zaten birazdan. Furkan sen ne düşünüyorsun abi yeni transferler hakkında? Evet abi konuşalım transferler hakkında. Şimdi bildiğiniz üzere şu an devre arasındayız. Bir de yani sezon başı vardı, devre arası vardı, sezon sonu vardı. Şimdi sezon başında hazır bir kadroyla Demirspor'u. Geçen sene playoff finalinde çıkamamıştı Süper Lig'e ve oradaki kadro. Yani 2-3 nokta transferde ya da tam böyle eksikleri tamamlayacak transferde bu kadro yine Süper Lig yolunda mücadele edecekti. İlk başta söylediğimiz gibi Ümit Özat geldi. Ona uymayan bir kadro ya da onun hazırlamadığı bir kadro böyle hadi sil baştan başlıyoruz oldu. Ona atıp yapmak gerekiyor çünkü. Şimdi devre arasındayız. Devre arasında da hadi Cüneyt Hoca geldi. Şimdi transferler hocanın direktifiyle veriliyor. Hocanın eksiklik raporuna göre, scout raporuna göre. Ben bu noktada biraz şüphelerim var. Neye göre transfer alınıyor? Bu da önemli bana kalırsa. 7-8 kişi ayrılıyor işte. Erkanlar, Volkanlar, Lanza Pameler çok ayrılan var. Yine söyleyeceğim. O zaman sen kadroda bir hata yapmışsın. Anıl Kararlılar. Kadroda bir hata var ki sen bozup yeniden alıyorsun. Yani ya tutarsa transferleri Demirspor'un bu aşamada denememesi gereken şeyler ki zaten yani bu profesyonelliği ve kurumsalla yapıyorum istiyorum. Onun dışında biz devre arasında işte ne sol bekten bir verim alamıyoruz. Bize neye ihtiyacımız var? Sol bek. Yani 1 artı 1 eşittir 2. Yani sol bek alman lazım. Ha, ne oldu? Kana kalındı. Güzel bir hamleydi. Çünkü Süper Lig'de Erzurumspor'la formda bir sezon geçirmiş bir tane golü var. Oynayan bir futbolcu ve hani bir
Süper Lig'den 1. Lig'e giriyor. Kimse hayır demez. Ama orada bir eksikliği tamamladık. Aysati çok güzel nokta transfer. O 3. bölgeye top taşıma noktada bizim eksik olan bölgemizi doyuracak. Bunlar gayet güzel. Samet Akaylı potansiyelli. İleride de çok değerleneceğini düşünüyorum bir stoper. Onu da alıyorsun. Eze yani Eze biraz soru işareti. Oynamasını izlememiz gerekiyor. Oynamasını beklememiz gerekiyor bence. Bir maçta değerlendirilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Rangel onu zaten az önce de yorumlamıştım. Finland birincilikte ne kadar endekslenebilir bir oyuncu. Onu tam emin değilim. Çünkü yani bu Demirspor'a ne forvetler geldi? Valdisonlar, Ambeler, Kote zaten ismini yazdırdı Demirspor'a. Alternatif olarak gelebilir ama işte onu da izlemek gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar formda, ne kadar lazım. Ama Lanzafemme mesela hiç edildi. Hiç oynatılmadı. Şu an yani Lanzafemme'nin biraz oynatılması, biraz oyuna küstürülmemesi Rangel'in alınmamasına yol açardı ve hiç olmazsa kenardan gelip maçı çevirebilecek potansiyelde Lanzafemme ama tabii etkin kullanılmadı. Onun dışında yani Berk gelebilir bu takıma. Kanatlardan yine etkili bir atak olgunlaştırma açısından Berk de etkili olabilir. Yani yönetimleri ama yani her şeyden önemlisi ne oynadığını bilen bir takım olması lazım. Yani olmazsa sen getirirsin 11 tane böyle çok iyi futbolcu ama sahibi sürersin. Birbirini tanımaz. Birbirine adaptasyon sorunu olur. Hiçbir şey olmayamaz. Yani bizim istediğimiz, yani bugün Keçiörenlerin, işte Giresunların çok iyi bir kadrosu var. Ya hayır, sadece birbirine iyi tanıyan, ne oynadığını bilen takımlar. Mesela Bursa Spor'a baktığımız zaman gençler, işte gençlerle oynayan kadro değeri düşük bir takımdı. Şu an baktığımızda kadro değerini iki katına çıkarmış Bursa Spor'a ve çok potansiyelli bir takım. Yani önemli olan senin şekeri, unu, yağı birleştirip helva yapmanda. Yani transferlerde bu eksikleri, bu ince dokunuşları yapmanı gerektiren hamleler. Bu şekilde yani transferler çok kötü değmeyeceğim. Yani çok yerinde hamleler yapıldı. Ama bu yani tek başına olacak bir şey değil. Yani yönetim, futbolcular, taraftar zaten dışarıdan destek veriyor. Ve teknik bir yani Demirspor bunları birleştirmesi lazım. Artık yani bu ligde başa oynayan bir takım Demirspor her zaman da hangi ligde olursa olsun her zaman mücadelesinde eder. Artık bu ligden kurtulmamız için takımın oynaması gerektiğini düşünüyorum. Transferlerde umarım faydalı olur. Tamamdır abi. Ağzına sağlık. Cumay sen nasıl düşünüyorsun abi? Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Transferlerin ki maça etkisi sence var mıydı yok muydu? Şöyle bu güzel bir yorumlayayım. Abi öncelikle Ezef ve Samet hakkında bir yorum yapmayacağım. Çünkü ikisi de yanlış hamleler. İkisi de bu iki oyuncu da şu an yargılayamam. Ben iyi mi kötü mü diye yargılayamam ikisini de. Çünkü Cüneyt Hoca'nın hatasıydı ilk değişiklik. Ezef bu maçın adamı değil. Samet ise dün geldi. Kaan'a değineceğim. Güzel bir solbek. Cidden o tam aradığımız ofansif solbeklerden biri ama defansta zayıflığı var. Yani defans yerini çözmesi lazım. Bugün açtığı bir iki tane güzel orta vardı. Hasan açtı orta vardı. Golde açılan orta vardı. Güzel bir şutu vardı. Hırslı bir oyuncu. Yani hırsı güzel gayet. Sonuçta yani genel olarak usludan iyi bir sol bek nerede olsa. Yani iyi midir iyi. Aysati'ye gelirsem yani bugün attığı iki tane çok güzel çalım vardı. Yani güzel bir topu birinci bölgeden alıyor defanstan işte. Resul'den topu üçüncü bölgeye tek başına taşıyabiliyor ya da ana paslarla. Osman da mükemmel bir top oynamıştı. Biz bundan sonra işte bu sene Kerim Avcı'dan bekledik ilk yarı. İlk yarıda bizim çektiğimiz o işte oyun açma sorunu İstanbul maçında yaşadığımız gibi o sorunu Aysel'ti çözecek gibi geliyor. O oyun açma, araya pas atmadır olur budur. İnşallah Aysel'ti çözecek. Golde hatası vardı ama orada yapacağı çok da bir şey yoktu. Üç kişi bir anda bastı ve defansta geride kimse yoktu atacağı. Hatası vardı ama yapacak bir şey yok. Yani takımın en iyilerinden biriydi. O dip bayağı attığı pas çok verimliydi.
Yani orta sahada gayet iyiydi. Takımı bence Aysat üzerine kurarsak bu sezon biz belki yani en fazla bir iki maç kaybederek gideriz. Benim düşüncem böyle Aysat, çünkü cidden çok etkiledi beni, açık söyleyeyim. Ya Osman'dan sonra çok daha üst bir kalite. Kumaş çok daha güzel, daha ya Osman'dan. Kullanabilirsek ne mutlaşır valla. Tamamdır. Senin ağzına sağlık. Şöyle yavaştan kapatalım istiyorum ama bir yerden de yorumları okuyayım yavaş yavaş. Bir iki tane yorum var çünkü. Sizinle varsa konuşmamızı istediğiniz bir şey yapabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Onu da konuşabiliriz. Dasein Hüznü diye bir arkadaş. Ben Evet abi, sendeyiz. Hayır, sen söyle. Demirspor ilk 2'den çıkar mı diye bir soru sormuş arkadaş. Ne diyorsunuz, çıkar mı? Hocaya bağlı. Tabii. Anlamadım. Bence hoca ya. Ve takımın gerçekten diyorum mental durumuna bak. Ya bu Demirspor takımı babam zamandan beri söylemiştir. Gerçekten psikolojik bir problem oldu. Ya bir şey oluyor, bir yerde etkileniyor. Ve gerçekten hani Demirspor o psikoloji yatabilirse bir hani final yapamıyor mesela. İşte yaparım, işte şudur budur derse ilk iki tabi yapar. Niye yapmasın? Daha alt üstü bir tane maç kaybetti. Ne olacak? Tabii canım. Ama peki şöyle bir şey olsa nasıl olur abi? Ama Şimdi önce o mental problemi çözmek gerekiyor. tam mental problemin üstüne söyleyecektim. Yani belki takımda bir profesyonel eksik o konuda, bir psikologla, ne bileyim, bir spor psikoloğuyla anlaşılsa takım üzerinde bir etkisi olmaz mı sizce? Ya yani bence çok olur, çünkü Galatasaray mesela UEFA Kupası'nı kazandığında, yanlış bilmiyorsam, yanlış hatırlamıyorsam bilgiyi, Turgay Hoca var. Turgay Biçer. Hoca ile birlikte mesela şey yapmışlar, çalışmışlar. Hoca çok çok destek vermiş. Çok çok emek vermiş mesela o kadroya. Ve çok da katkı sağlamış o takımın, yani bazı şeylerini o hoca çözmüş mesela şey yaparken. UEFA şampiyonluğunu alırken Galatasaray. Yani Demirspor'da şampiyon oynayacak bir takım. Bence o kadar antrenör varken bir tane de spor psikoloğu, yani kadroya eklenebilir. Sorunu çözebilir. Neden çözmüşsün? Bence o mental problem de o şekilde atlatılabilir. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. Yani bence hani şu kadarı söyleyeyim. İşte Allah için bana bir kişi söylesin. Mehmet Akgüz yeteneksiz bir adam desin. Yok Mehmet abi. Akgüz'ü mesela yeteneğini hepimiz biliyoruz. Yani bence de Mehmet Akgüz Normal yetenek. şartta mesela kaçırdığı hani şey var ya, gelişine pozisyon vurdu. Bildiğimiz Mehmet Akgüz o topu da kaleci de sokar, topu da sokar. Yani Ama işte. sanki bizde hani bize gelen adam hani yapamaz. Bu kafaya girmeye başlıyor. Bizim sıkıntımız burada. İşte o Mehmet Akgüz biraz golcü şey vardır ya, bu golcü psikolojisi vardır ya, böyle 3-4 hafta gol atamayınca hemen şöyle bir şey yapmaya başlarlar, lan atamıyorum, yapamıyorum, edemiyorum, atamayacağım, yapamayacağım. Bir iki tane gol atsa aslında açılacak da, bilmiyorum ya. Orada mesela şey de yapabilir, Aysait'i, vücut şeyi mesela, vücudu yönü çok daha müsaitti mesela. Aysait direkt kaleye görüyordu. Akgüz vücudunu çevirdikten sonra topu vurdu. Aysait onu çok daha net bir şekilde gol yapabilirdi. Orada bırakabilirdi mesela. Mesela Dybala'nın iki tane baş başası var. Ya birinde Aysait'i pası verdi. Diğerinde kim verdi hatırlamıyorum Ya ama. onu da yapabilirdi. Onda da vardı mesela öyle bir sıkıntı. Onu Sadece da Akgüz'de yapabilirdi değil. ya. Akgüz'ü mesela şey ihtimali de vardı. Akgüz'ü mesela şey yapma ihtimali de vardı o gelişine topla. Kontrol edip boş Vardı. kaleye bırakabilirdiler Bomboş mesela. olan, bomboş olandı. Çok zamanı vardı. Yani öyleydi. Hasan sayılır. Ya bunlar hep mental problem işte. Öyle abi, Hasan sayılır. Geleceğe Süper Lig'e demiş. İnşallah. Picasso suratı. Demirspor'da eksik olan ne demiş? Bence hoca. Ben hoca ve Hoca. hocalar. Hoca ve hocalar bence. Yani sadece bu Cüneyt Hoca'ya kalacak bir şey değil. Aynı zamanda bence Cüneyt Hoca dışındaki hocalarda da birazcık değişmesi lazım. Çünkü bildiğim kadarıyla uzun süredir aynı hocalarla, aynı antrenörlerle devam ediyorlar. Oraya artık böyle birazcık bilimle ilgilenen insanlar şart. Yani hani ama ciddi anlamda ilgilenen, öyle Anderson gibi getirdim, hadi hoca ol falan değil. Varsa yazmak isteyen arkadaşlar yazabilirler canlı sohbet kısmına. Hem okumaya hem tartışmaya zaten devam ediyoruz.
Sizce ne eksik abi demiş sporda? Çağrı abi, Cumali, Ali, Furkan. Ben önce Demirspor'da çok bir topar. Ondan öncesi de işte bu mental eksik, psikolojik eksiklik bunlardan bahsetmiştim. Şimdi futbolcular senede milyon eurolar kazanan, maç başı paralar döndüren, işte arabaları lüks, hayat yani şey maddi olarak da var. Pek sıkıntısı olmayan insanlar bildiğim üzere. Tabii ki de bu insanların bir psikolojik olarak bir şey olacak, bir profesyonellik baskı altında da oynamayı gerektir. Tabii ki de ama yani taraflarda da oyuncuların bireysel olarak çok üstüne gitmemesi gerekir. İşte o Burak Çalık olayı vardı mesela. O şekilde örnekler Demirspor'a yakışmıyor. Onun dışında şimdi Demirspor taraftarı ne diyoruz? Biz halkın takımız. Demirspor taraftarı kimdir? Harçlığını arttıran öğrencidir. Harçlığını arttırıp deplasmana giderken geceleyin dinlenme tesisinde bir çorba iki kaşık koyan adamdır. İşinden, gücünden eve dönen gecenin vakti işçi, emekçi televizyonun başına kurulur. Açar televizyonu. Demirspor maçını açar. Ne bekler bu adam? Demirspor oynasın, kazansın. O adam yatağa girdiğinde mutlu bir şekilde uyumak ister. Şimdi Demirspor bu ruhta bir takım olmalıdır. Bu mücadelenin, bu duruşun timsali olmalıdır. Onun için biz halkın takımımız diyoruz. Halkın beklediği ya da Demirspor taraftarının beklediği oyun, mücadele bu. Ya yoksa zaten biz üçüncülükte de oynamışız, ikincilikte de oynamışız, kaldırımda da oynamışız. Yani batarken ne mücadeleler altında çıkmışız buradan. Zaten kuruluşumuz da buna dayanıyor. Yani eksik olan Demirspor'da bence ruh ve şeyleri birleştirme. Tabii bir noktada da şansımız da ihaver gitmiyor. Bunları açtığımız sürece o tekrar bu Demirspor duruşunu, Demirspor tabii pandeminin de etkisi var. O taraftarlar bir araya gelemiyor. Takımımız destekleniyor. Bunlar bir araya geldiği sürece Demirspor yalnızca bir futbol takımı değildir. Demirspor bir onların aklına bir örnek gelir. Bunu yansıtması gerektiğini düşünüyorum. Demirspor'da eksik olan şeyi bu şekilde kurtarmamız gerekiyor. İlk ikiden çıkar mı sorusu da? Tabii bazı şartları yerine getirmesi lazım. Yani ne oynadığını bilmesi lazım. Ve bir seri yakalaması lazım. Bundan sonra rakiplerimizin de zaten bizim karşımızda pek durabileceğini sanmıyorum. İlk ikiden de çıkarız. Şampiyon olarak da çıkarız. Gol şampiyon olarak da çıkarız. Yeter ki bazı şeyler rayına dursun. Bu şekilde teşekkür ediyorum. Tamamdır. Ağzına sağlık. Cuma Ali, Çağrı abi. Sizce evet. Ne eksik? Sizden de yorumlar alayım. Yavaş yavaş kapatalım. Saatte geç oluyor zaten. 10.30'u buldu. Sizce Demirspor'da ne eksik abi? Çağrı abi, ben sözü sana bırakayım. Demirspor konuş. Ya ben o konuda da yorum yaptım yani. Gerçekten hani bu takımda gerçekten mental problem olduğunu, o problemleri aşarsa çok rahat bir şekilde. Ha, bu mental problem nasıl aşılır? Ne olur o konusunu artık başkan, hoca bir şekilde halledecekler. Çok fazla söyleyecek bir şeyim yok bu konuda. Tamamdır abi. Cumali. Cumali sesimi alabiliyor musun? Geliyor abi. Tamam. Şöyle senden de alalım. Ondan sonra yavaş yavaş kapatalım. Abi şunu demiş. Şunu diyeceğim. Eskiden sorunumuz bir hoca. Yani hoca artık değişiklik yapmasını öğrenmesini gerekiyor. Öğrenmesi gerekiyor ki takımın mental sorunu, takımın ruh lazım. Böyle patlayıcı bir güç. Ne bileyim. Ya çünkü yetenek olarak hepsi bu ligin en iyi oyuncularından biri ama takımda o ruh yok. O ruhu kimse göremiyor. O ruh geldiği sürece bırak ilk iki, bizi direkt bölükten birinci olarak da çıkarız. Yani bizim takıma ruh lazım öncelikle. Yani öncelikle hoca, sonra ruh. Bu ikisi geldiği zaman değil. Hatta fark atarak çıkarız. Tamamdır. Ağzına sağlık. Abiler hepinizin ağzına sağlık. Yine çok güzel bir yayın oldu.
Bizi bu dakikaya kadar izleyen arkadaşların hepsine de çok teşekkür ederiz. Bundan sonra yayınlara devam edeceğiz. YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bildirimleri de açın, canlı yayından haberiniz olsun diyorum ve tekrardan hepinize teşekkür edip yayını sonlandırıyorum. Bir sonraki yayında inşallah galiba